İş Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bu sözlerle altılı masa ortaklarına mesaj gönderdi. Kurultayda son kez aday olduğunu açıkladı. Bir daha ifade edeyim. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. İç hesaplaşmaların, koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'nin kurultayı da tartışmalarla yapıldı. Yaşanan kavga büyük kurultaya da yansıdı. Tribünler ikiye bölündü. Bir tarafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, diğer tarafta ise sözde değişim isteyenler oturdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyenler sık sık değişim sloganları attı. Kılıçdaroğlu destekçileri ise bu sloganları ıslıklarla böldü. Kurultayda divan başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. İmamoğlu konuşmasında bu kurultaydan sonra Türkiye'de muhalefetin köklü değişim yaşayacağını söyledi. Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında dağılan altılı masaya ilişkin açıklama yaptı. Sırtımdan hançerlendim dedi. İş Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Kılıçdaroğlu, değişim isteyenleri de kurultay sonrası yapacağı değişikliklerle üstü kapalı tehdit etti. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemezler dedikleri insanlarla yan yana geldik. Asla kucaklaşamaz dedikleri insanlarla kucaklaştık. Çünkü dilimizi değiştirmek zorundaydık. CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı da unutmadı. Kurultay salonundan terör hükümlüsü Demirtaş'a selam gönderdi. Bu kurultaydan 20-25 gün sonra bir tüzük kurultay yapacağız. Değişim nasıl olur? Dönüşüm nasıl olur? Yenilenme nasıl olur? Sadece Türkiye değil, bütün dünya bunu öğrenecek. Kılıçdaroğlu yeni dönemde atılacak adımları da anlattı. Milletvekilleri için 3 dönem kuralı getireceklerini duyurdu. Milletvekillerini 3 dönemle sınırlayacağız. Milletvekili 3 dönem sonra bitecek. Başka arkadaşlar gelir. Belediye meclis üyeliklerine ve il genel meclis üyeliklerine belli kontenjanlar getireceğiz. Genel başkanla son kez aday olduğunu da duyurdu Kılıçdaroğlu. Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı ben de alkışlayacağım. Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan delegeler değişim tartışmalarını kürsüye taşıdı. Maalesef ek süre veremiyoruz. Çok fazla konuşmacımız var. Uyardık toparlamanız için. Sırada Mahir Yaşar ve daha sonra Adana İl Başkanımız Anıl Kamburoğlu. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.